Hocam size bir şey sormak istiyorum. Dövme abdeste engel midir? Evet kardeşimiz dövme yaptırmış vücuduna. Kolunda var, boğazında var. Saçında da var herhalde hafifçe. Yan taraflarını yapmış. Yani tabii sen dövme yapmadan önce rastgele seni bize sorsaydın veya hani bizim programlardan birini izlemiş olsaydın, güzel delikanlı kardeşim, delikanlı, benim dövme yaptırmak haramdır cümlemi duyacaktın mutlaka. Ya ben yasaklamıyorum tabii, yani peygamber yasaklıyor yani. Bizim ne haddimize? Bu birinci aşama. Keşke yapmasaydın ama şu anda yaptırmışsın dövmeni. İkinci sorunuzun cevabını veriyorum o zaman. Dövme abdeste engel değildir. Yani gusülünü, boy abdestini alabilirsin. Normal namaz abdestini alabilirsin. Namazını kılabilirsin. Bunların hiçbirisini dövme engellemiyor. Hocam illaki ben dövme yaptıracağım. Arkadaşlar kalıcı dövme yapmayın. Geçici de kalıcı da haramdır da. Biri hayat boyunca sizi takip eder. Öteki de efendim 3 gün 5 gün sizi meşgul eder, sonra silinip gider. Kına ile Hint kınası falan gibi şeylerle dövme yapıyorlar bazıları. Geçici, bir hafta içinde siliniyor. İllaki hevesimi alacağım diyorsan ben bir ara formül size öneriyorum. İllaki yapacağım diyorsun. Yapma diyoruz. Yapacağım hocam ben. Niyetim öyle. Ya ne yapıyorsan yap demek istemiyoruz. Biz hani eğer çözüm üretebiliyorsak çözüm üretelim. Diyoruz ki geçici olarak kına ile hevesini alacaksan, genç kardeşim için söylemiyorum. O belli bir yaşa gelmiş. Ne yapacağını bilen bir insan. Gençler için söylüyorum. Özellikle genç yaşta, çocuk yaşta olanlar için. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum ama yapacaksanız illa kalıcı dövme yapmayın. Geçici dövme yaparsınız bir sefer. Alırsın şeyini, hazzını alırsın, sonra bir daha yapmazsın. Bugün yine haberlerde dinlerken televizyonlarda protez tırnakların hani tırnak üzerine konulan uzun tırnaklar var ya böyle ve üzerine yapılan boyaların ciddi hastalıklara sebep olduğunu şimdi bilim adamları söylüyorlar. Yani oradan tabii kana geçiyor o. Bir sürü kimyasal var orada yani. O boya bildiğiniz böyle gariban bir boya değil. Bir gıda sektöründe kullanılan çok masum gibi görünebilen boyalardan değil. Özel kimyasallar olan ve orada kalıyor. Silinmiyor da. İlla kazmanız gerekiyor. Ama onun orada böyle emilme imkanı olabilir. Kana karışma imkanı olabilir. İhtimali olabilir. Ve bunun zarar verdiğini artık bilim adamları söylüyorlar. Onun için biz en başta dedik ki protez tırnak takmayın. Uzun tırnak takmayın yani böyle uzun nasıl yemek yiyebiliyorlar, nasıl yemek pişiriyorlar, nasıl hamur yoğuruyorlar. Muhtemel eldiven falan takıyorlardır. Ama tırnağı kırılır, şu olur, bu olur. İleride değişik cilt hastalıklarına sebep olabilir. Yani sakınmanız da tabii yaşamaya, organik diyorlar ya, öyle yaşamaya gayret etmekte büyük fayda var diyorum kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, evlatlarımıza. Hepsini seviyoruz yani. O tırnağı uzun olanlar da bizim kardeşlerimiz, kızlarımız, evlatlarımız. Onlara zarar gelsin istemeyiz. Bu nedenle de ikaz ediyoruz. Onları ayıplamıyoruz, ikaz ediyoruz. Diyoruz ki yapmayın bunları. Bunların görün. Zaten Allah sizin hepimizin tırnaklarını güzel yaratmış, elimizi yaratmış. Buna ihtiyacı yok ki. Hem daha temiz tutarız böyle tırnağımız üstünde bir boya moya olmazsa. Baktığımızda tırnağımızdaki kiri falan görürüz, daha dikkat ederiz, daha sık sık temizleriz ama boya olduğunda o tırnağı, en azından o kiri göremiyoruz belki. Temizleme ihtiyacı belki daha sonra oluyor. Ama görünmesi, şeffaf olması çok daha sizin için de çok daha koruyucu olur. Sıhhat yönünden de, afiyet yönünden de, sağlık yönünden de daha doğru olur diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde sevgili kardeşim.